Dünyanın en güzel şehri İstanbul'da, İstanbul'un en güzel ilçelerinden Üsküdar'da, Üsküdar Üniversitesi televizyon stüdyolarında bir şehir ve kültür sohbetleri programında tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz şiir, şair ve önemli bir şairimiz Yusuf Bilge'yi burada anlatacağız. Değerli bir konuğum var, değerli büyüğümüz. Mesleğimizin önemli bir duayeni Mehmet Cemal Çiftçi Güzeli abimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Mehmet abi, daha önce de bir program yapmıştık evet. Sizinle burada. Evet. Hatırladığım kadarıyla gene bu aylarda bir Mehmet Akif evet, programıydı. Evet, evet, evet. Gene bir şiirle, şiir programıyla beraberiz. Tabii ki şiir deyince aziz seyirciler şöyle bir şey var. İnsan hayatında yani insanlık tarihinde insanlar birbirlerine güzel şeyler söylemek için bir takım vezinlerle konuşmuşlar ve yazmışlar. Hatta duvarlara yazdıklarında bile bunları görebiliyoruz. Mesela Arabistan'da şiir müthiş bir gelişme göstermiş. Cahiliye devrinin Arapları şiire çok meraklı. Bunun çok örneklerini görebiliyoruz. Tabii ki şiir bu kadar merak salınca Arabistan'da, bunların cahiliye devri alışkanlıklarını da müthiş bir edebiyat eseri gibi görebileceğimiz, tabii ki kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından oraya indirilmiş ve bu Kur'an-ı Kerim'e şiirleriyle karşılık veremez olunca, ya bu da nereden çıktı diye çeşitli söylentilerle Peygamber Efendimiz'e karşı hakaretlere varan sözler söylemişler. Şimdi şiir, tabii gene Kur'an-ı Kerim'den bahsedince şairlerle ilgili bir sure de var Kur'an-ı Kerim'de. Şuara suresi. Şuara suresini okuyup onun mealini iyice bir araştırdığınızda şiirlerin ve şairlerin Arap cahiliye devrinden daha sonraki döneme kadar önemli vezinlerini, anlatımlarını görebilirsiniz. Şimdi şiirin bir şehir eseri mi olduğunu, şairin şehirli mi, köylü mü olduğunu biraz tartışacağız bugün burada. Sevgili abim, şiiri ve şairlerimizi çok seviyoruz. Bir de millet olarak biz Türk milletinin %99'u şairdir derler. Yani herkes kendini şair bilir. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri elimizi kağıt kalem aldık mı nedense hep böyle şiir yazmaya merak salarız ilkokul çağlarında falan. Şimdi bir de biliyorsunuz Yahya Kemal'in güzel bir ifadesi var. Diyor ki bizim diyor nazmımız olsaydı tarihimizi kendi tarihçilerimizden okurduk. Biz hep şiir yazdık. Yani divan edebiyatından Türk, eski Türk edebiyatına kadar bunların kökeninde hep şiir var. Dolayısıyla biz son zamanlarda artık nesir yazmaya başladık. Bu vesileyle size topu atıyorum. Bu arada kravatınız çok güzel. Niye diye sorarsanız izleyicilerimiz belki fark etmediler. Efendim Kırım'ın Tarak Tamka bayrağını taşıyor Mehmet abinin kravatı. Kendisi Kırımlı değildir ama Kırım üzerine güzel bir eseri var. Bu arada Mehmet abimi de tanıtayım. Mehmet Cemal Çiftçi Güzeli 1945 yılında Kilis'te doğdu. Daha sonra eğitimini İstanbul'da tamamladı.
Vefa Lisesi'nde, Fatih'te, Dersaadet'te okudu. Dersaadet'te yaşadı. Dersaadet'in önemli bir kişisidir, yetiştirdiği önemli bir kişisidir. Dolayısıyla ben kendisine hemşerim diye de hitap edebilirim. Dersaadet'in hemşerisi olduğunuza göre. Mehmet abinin çok kitapları var. Gazeteciliği var, televizyonculuğu var, halen yazarlığı var. Genç yaşına rağmen hala koşturuyor. Dolayısıyla çağrılan her yere gidiyor. Sağ olsun. Biz de davet ettiğimizde bizi kırmadı. Biz de kendisinden bugün istifade edeceğiz. Kusura bakma abi, sözünü kestim. Estağfurullah. Şiiri ve şairi bir de sizden dinleyelim. Hay hay. Ben Kırım'ın Kilis şubesindeyim. O da güzel. O da güzel. Dolayısıyla ailemiz Türkmendir bizim. Nerede bir Türk var, o bizim yüreğimizde hissettiğimiz Kırım'dan, evet, efendim Türkistan'a, bilmem Balkanlardan Kerkük'e kadar içimizde duyduğumuz, hissettiğimiz insanlarımızdır onlar. Dolayısıyla bir damarım Ahıskalı'dır, bir damarım Kırımlı'dır, bir damarım Özbek'tir, Kırgız'dır, Kazak'tır efendim vesaire. Bir defa ben de sizi kutluyorum. Şehir ve Kültür Dergisi gerçekten günümüzde en önemli kültür, sanat ve medeniyet hareketi içerisinde kendini gösteren, bulan, yansıyan bir çalışma. Her babaydın karı değil, böyle 101. Evet. sayıya kadar devam ettirmek. Evet. Kültürün, efendim sanatın dibe vurduğu, pahalılığın, zamların sürekli arttığı bir dönemde yayıncılık kahramanlıktır. Evet. Sizin bu kahramanlığınızdan dolayı bir defa kutluyorum. Estağfurullah, sağ olun, Allah razı olsun. Şiir, şiir yani siz bahsettiniz zaten cahiliye döneminde bile Orta Doğu bölgesinde en meşhur beğenilen 7 şiiri Kabe'nin duvarına asarlar. Evet. Efendim. Bizim Türk tarihinde de şiir önemli bir yer tutar. Halkın arasında da önemli bir yer tutar. Türklerin hepsi şair değil ama onu Azerbaycanlılar için söylerler. Azerbaycan nüfusu işte 10 bin, 10 milyon, 15 milyon. Şair sayısı 25 milyon falan denir. Esprili bir dille falan. Bizim gerçekten tarihimizde çok güçlü şairlerimiz olmuş. Güçlü şairlerimiz dizeleriyle topluma bir şeyler vermişler. Mesela Şair Nabi, Urfalı Şair Nabi, Kanuni döneminde yaşamış. Efendim, olumlu şeyleri dizelerine yansıtırken padişah tarafından birkaç kese altınla taltif edilmiş. Ne zaman efendim eleştiriye yönelmiş, yapılan haksız tasarrufları efendim değerlendirince de idama mahkum edilmiş. Yani bu açıdan Nabi gibi çok şairler var. İyiyi görmüş, doğruyu görmüş, güzeli görmüş, çirkini görmüş ve faturasını da ödemiş. Onu da minnetle ve rahmetle anıyorum şahsen. Ama mesela Şair Nedim gibi sürekli hep pozitif görmüş. Esti nesimine bahar açıl supudem diyerek efendim Osmanlı'nın o şatafatlı dönemini hep dizelerine yansıtmış. Önemli bir şair, mutlak önemli bir şair. Geniş bir kelime hazinesi var. Türkçeyi gününün Türkçesini çok iyi kullanan bir sanatçı Nedim falan. Böyle şairlerimiz de var. Ve yaşadığı dönemdeki hadiseler önemli. Yani bununla iktifa etmiş mi toplum Türk kökeninde, Türk toplumunda? Padişahlar da şair. Fatih Avni diye şiirler yazıyor. Yavuz Sultan Selim, Kanuni şiirler yazıyor. Hala bugün o şiirler okunur, anlaşılır ve bazı yerlerde spot olarak, logo olarak kullanılır bu şiirler. Biz İttihat Gazetesi'ni çıkartırken 1967 Yavuz Sultan Selim'in
İttihat'la alakalı şiirini ikinci başlık olarak koymuştuk. Padişahlara kadar gerçekten bu şiir geleneği sürmüş istisnasız. Evet. Peki toplum. Şimdi ben kilisede doğdum ama daha çok hayatım İstanbul'da geçti. Birkaç yer evde kaldık. Kadırga'da kaldım. Sultanahmet'te kaldım. Fatih'te uzun yıllar tabii bu kaldım. Hikayelerinizi kaleme aldınız. Evet. Ve şehir ve kültürde makale evet. olarak evet. yayınlandı. Evet, evlerim ve şehirlerim diye evet. yayınladık. Şimdi orada benim dikkatimi çeken mesela Pierre Loti'de otururken her sabah oradan at üzerinde şeyler geçerdi, manavlar geçerdi. İki tarafına işte zerzevatçılar geçerdi. Biraz sonra özellikle öğleden sonra ikindiye doğru nane şekerciler geçerdi. O nane şekerciler ufak kutular içerisinde nane satarken efendim şiirler vardı o nane şekerin içerisinde. Hele balkona bir genç kız çıktıysa veyahut da bir çift çıktıysa o nane şekeri satıcısı anında irticalen onlara şiir yazardı. Çok da güzel şiirler olurdu. Sonra o naneleri 5. kata atardı. Falan. Yani şiir geleneğimiz böyle. Şiir, bu nane şekeri şiirlerinde sanat yoktu ama toplumun kendisi vardı. Yani siz onu bulabilirdiniz. Mesela bir genç kız orada güzelliğini bulabilirdi. Veyahut da bir başkası aşkı, sevgiyi bulabilirdi, saygıyı bulabilirdi. Güzel sözler. Güzel sözler. Yani. Kelam-ı kibar gibi de diyebiliriz ona. Fakat şiir o değil. Şiir farklı bir şey. Şiir yani önce sanatçının, yani sanatçı olması lazım, yüreğinin sesi. Yüreğinin sesi. İçinden gelen duygu, onu aktarmak. Bu tabii ki senin kültürüne, birikimine, donanımına bağlı, eğitimine bağlı şeyler. Yani diğerlerine biz ne diyoruz? O yansımaları dile getiren halk şairi diyoruz, ozan diyoruz. Evet. O da ızdıraplarını, çilelerini efendim anlatmaya çalışır. Onda sanat yok ama duygu yüklü o halk ozanlarımızda. İşte Aşık Veysel mesela öyle biri. Evet. Mesela onun meşhur dizelerinden birinde işte bendeki aşk olmasa senin güzelliğin 5 para etmezdir. Ne müthiş bir şey. Ne müthiş bir şey. Yani evet. Bir kitap dolusu sözü bir cümlede söylüyor. Romanlar yazılır. Müthiş evet. bir şey. Hakikaten o aşk olmasa kimsenin güzelliği 5 para etmez. İşte o tabiat şiirleri var mesela. O sanatçıyı etkiler. Efendim insanların yaptığı güzel şeyler var, iyilikler var. Onları etkiler, bunları yazarlar. Bir de şöyle bir şey var. Izdıraplar karşısında duygulanmak. Ben yine lafı Mehmet Akif'e getirmek istiyorum müsaade ederseniz. Tabii, ondan şimdi Mehmet Akif şair. Çanakkale Savaşı'na gitmemiş. Hatta Çanakkale Savaşı sırasında görevli olarak da Suudi Arabistan'da isyanları bastırmaya gidiyor. İstihbaratçı olarak. Teşkilat-ı mahsusta da görevli. Alan çalışması yapıyorlar. Orada isyanları bastırıyor. Kuşçubaşı Eşref'le birlikte. Teşkilat-ı mahsusta belki izleyicilerimiz hepsi anlayamazlar. Bugünkü anlatımla Milli İstihbarat Teşkilatı. Evet. İsyanları bastırırken bir kulakları da şeyde Çanakkale'de savaşın neticesi. Tabii geliyor haber. Efendim Çanakkale zaferi kazanıldı. Çünkü müthiş yedi düvele karşı mücadele ediyorsun efendim. Ve son model gemiler, son model toplar, tüfekler, mermiler hepsi Batı'nın elinde. Bunların hepsini bize karşı kullanıyor. Bizim elimizde de öyle çok güçlü silahlar yok ama yine de var silahımız efendim. Evet. Mehmet Akif o zaman Zenci Musa yanında diyor ki oğlum ezan oku, kamet getir, şükür secdesine varalım diyor. Şükür secdesine varıyorlar ve Çanakkale destanını orada yazıyor. Evet. Yani bu işi, Çanakkale'yi yüreğinde hissediyor. Adeta
ressam şeye oturuyor, Seddülbahir'e oturmuş, efendim elinde fırçasız bombalar atılırken, gemiler patlarken, gözlemliyor gibi, patlarken evet. Onun resmini çekiyor. Böyle bir resim. Şiir böyle bir şey. Peki aynı zamanda mesela savaşa davetli olarak giden gazeteciler var. Ahmet Emin Yalman, Halide Edip Hanım, Ruşen Eşref Ünaydın, Hakkı Tarık Uz, Ali Rıfkı Atay. Bunlar aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa'nın da yakınları. Bunlar döndükte, Ahmet Haşim orada yedek subay. Evet. Karanfil şair, o da meşhur bir şair. Yani Çanakkale'ye ait onlarda böyle bir şey göremezsiniz, bulamazsınız. Bu olay biraz da işte yüreğin için, içim yanıyor denir ya, Akif'in içi yanıyor. Onu da dizelerine, o Çanakkale muhteşem, şiir orada doğuyor. Oradan çıkıyor, oradan çıkıyor. Şimdi dolayısıyla günümüzde de bazı şairler var ki hakikaten bilmem Kerkük'te Türklerin katliamını, Kırım'da Stalin'in sürgününü içinde hisseder. Sanki yüreğinde bir taş var. O taşı işte kırmaya çalışır efendim. Sürekli kafası zonklar onu, o taşı parçalamadığı için. İşte Yusuf Bilge bunlardan biri. Evet. Benim tanıdığım ikinci Turancı şair. Birinci Turancı şair bizim eserleriyle tanıdığımız Nihal Atsız'dır. Eyvallah. Nihal Atsız Bey efendim Türk Ülküsü, Ruh Adam, Bozkurtlar dizisi romanlarının yazarı efendim. Ötüken dergisini çıkartmış. Müthiş bir şair. Evet. Aynı zamanda efendim biz o zamana yetiştik. Bizim kuşak Nihal Atsız Bey Maltepe'de otururdu. Hatta biz kilisten ona Hasan Şahmaranoğlu diye bir abimiz vardı. Ötüken'e de aboneydi, bize de okuturur da. Tepir yaptırmıştık. Ona tepir biliyorsunuz evet. Şeylerden örülen, bitkilerden örülen, üzerinde yemek yenilebilen, üzerine kapkacak konulabilen bir örtü falan. Onu getirmiştik. İlk tanıdığım Turancı o. Son tanıdığım Turancı da Yusuf Bilge. Yusuf Bilge. 1952'de doğmuş, Yalvaç'ta doğmuş. 2020'de de İstanbul'da vefat etti. Nurlar içerisinde yatsın. Çok mütevazı. İlginçtir. Yusuf Bilge de biraz önce bazı şairlerden bahsettik. Genelde meşhur şairlerimizin çoğu matematikçi, yani iktisatçı falan. Mesela Necip Fazıl. Evet. Bir bankacı. Evet. Veya günümüzde de benzer örnekleri var. Şimdi bu arkadaş da bir iletişimci. İletişimci. Yani biraz da bir şeyliği olduğu için, böyle müfettişlik gibi işlerde yaptığı için. Evet. Toplumu biraz tanıyor. Da toplumu devleti tanıyor. Toplumun içinden. Bu insanların toplumun içinden olması da onların şair ruhunu. Çünkü olayları görüyor. İyi kötü her şeyi görüyor. Ve buna bir çözüm bulma konusunda gönlünü ortaya koyuyor. Aynen öyle. Evet. Aynen özür öyle. Özür dilerim sözünüzü kestim. Şimdi yani Yusuf Bilge, ben kendisini geç tanıdım. İstanbul'a ikinci defa geldikten sonra tanıdım. O günlerde biz vakıf olarak, Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı olarak Türk dünyasında o ülkenin milli şairleriyle Mehmet Akif'i karşılıklı tanıtan uluslararası sempozyumlar yapıyorduk. Şeyin de Özbekistan'da öyle bir programımız vardı. Fakat korona dolayısıyla hep ertelendi. Onu konuşurken Yusuf Bey dedi ki, Süleyman Çolpan'ı mı yapacaksınız dedi. Evet dedim. Onların milli şairi şehit aynı zamanda. Yani Sovyet yönetimi tarafından kurşuna dizilerek öldürülen bir şair. Fakat güçlü bir sanatçı. O zaman Sovyetler Birliği kendisine şey yapıyor. Çok cazip teklifler yapıyor ama o milletini ve toplumunu efendim kalemini satmıyor. Ve kurşuna dizilmeyi kabul ediyor ve kurşunlanarak öldürülüyor. Bizim Yusuf Bey de 10. kurşun diye bu şey şu gördüğün o kitapta, o ya birinci kitapta en öndekinde o kitapta, o Ulu Çınar'ın şeyinde orada var efendim. Gördüm ben o şiiri, 10. kurşun efendim. Ya bayıldım. Yani şeyi de yakından tanıdım. Süleyman Çolpan'ı da yakından tanıdım. Demek ki yeteri kadar tanımamışız. Süleyman evet. Çolpan.
Süleyman, onun anısına yazmış zaten. Evet, ona ithaf ediyor. Süleyman Çoban kim? Bir Özbek milliyetçisi, Özbek şairi. Türk'ün İstiklal Savaşı'nı yakından takip ediyor. Yani Çanakkale Savaşı'nı, İstiklal Savaşı'nı, efendim Yedi Düvel'in Türkiye'yi işgali, Osmanlı'nın parça, hepsini yakından takip ediyor. Düşünebilir misin? 19. asrın sonlarındasın. İletişim yok, gazete yok, bilmem ne yok. Ama işte şairler böyle. İçinde hissediyor. Evet. İçinde hissediyor. Ve bizim İstiklal Savaşı'mızla ilgili şiir yazıyor. Çolpan İlhan. Süleyman Çolpan. Şimdi... Tabii Çolpan İlhan da bu arada. O aile de tamamıyla şair bir aile. Evet. Şimdi burada gördük ki şairlerin arasında böyle bir manevi bir ip var. Bir iletişim var. Siz kabul edin, etmeyin. Böyle bir şey var yani. Hani Süleyman Çolpan'ın onu hissetmesi, o şairin hissetmesi çok farklı bir şey. Şiiri okuyunca ben mest oldum ya. Süleyman Çolpan'ı tanıdım en azından. Yani hakikaten Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Evet. Şimdi bizim coğrafyamız işgal edilirken efendim Mehmet Akif biliyorsun Arapları, isyanlarını bastırmaya gidiyor ya. Birkaçını da bastırıyor. Sonra görüyor ki o da bazı hatıralarda okuyoruz. Bir diyor Osmanlı'dan şey alıyorlardı, hediyeler alıyorlardı. Bir de İngilizlerden alıyorlardı. İkisini de alıyorlardı, ikisini de kırmıyorlardı diyor. Ama Süleyman Çolpan bırak hediyeyi, aklı rüyalarına giren bir savaş. Çolpan, istersen oradan bir satır okursanız. Eyvallah. 10. kurşundan. 10. kurşun. Şehit şair Süleyman Çolpan'ın ölümsüz anısına. Sene 38, mevsim sonbahar. Ekim'in 4'üydü günlerden salı. Leyli zulmetini boğmadan nehar, cüce tekerlekli ziz 5 azmanı, 3 kez turlayarak demir meydanı, Nakovudo zindanı önünde durdu. Gelen Stalin'in gözü kulağı, Lavrenti Beria ifrit yardağı, peşine takılmış pür silah azap, 11 yasavulun tek mili kasap. İncin top atarken çarşı pazarda, çirçik kanalları hüzne bulandı, Taşkent ağlamaklı hüması darda, müstakbel şafağın berçesi tandı. Devam ediyor, gidiyor. Evet. Uzun bir şiir. Gerçekten uzun. Onun, evet. Süper. Biz bu şiiri Özbek Türkçesine tercüme ettirdik. Öyle mi? Evet. Ve yayınlandı bu. Şimdi orada toplantıda da Özbekistan'ın en güzel şiir okuyan da Fergana Üniversitesi'nden Profesör Zebo Kubilova. Onu okutturduk. Bütün salon ayakta alkışladı. O Özbek Türkçesini de keşke getirseydim. Şöyle zaten Türk lehçeleri de bir hafta birbirine benziyor. En zoru galiba Kırgız ve Kazakça. Ama Özbek Türkçesi, Ahıska Türkçesi hele, Kırım Türkçesi, efendim Kazan Türkçesi çok yakın birbirine. Bir hafta beraber dostluk kur, ondan sonra onları öğrenirsin. Şimdi burada gördüm ki Mehmet Akif'in bir yansıması var ya bu adamda, Yusuf Bilge'de. Şimdi Mehmet Akif de Çanakkale'ye gitmemiş ama Çanakkale'yi yaşamış. Dizelerine vurmuş. Şimdi Mehmet Akif'in bir şiiri var. Şudur cihanda en beğendiğim meslek, sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek diyor. Hakikati söylüyor Yusuf Bey de. Sonra o Seyfi Baba'da Mehmet Akif'in dramaları da çok çok önemli. Evet. Diyor ki Mehmet Akif, o Seyfi Baba'ya yardım edemiyor. Deniz Fener'in bekçisi, hasta, perişan, fukara. Ya hamiyetsiz olsaydım, ya param olsaydı. Evet. Ya hamiyetsiz olsaydım, ya param olsaydı. Şimdi bakıyorum, bu yapı, bu karakter Yusuf Bilge'de toplanmış.
Yani birine yardım etmek, parasıyla değil ya, şiiriyle, konuşmasıyla, sohbetiyle, böyle bir şey. Bunun için de kendisi Turan Kültür Vakfı kurucusu aynı zamanda. Türk Ocağı'na üye, Aydınlar Ocağı'na, Eskader'e, İlasam'a üye. Ayrıca da efendim Turan Kültür Vakfı'nın da kurucusu. Evet. Şimdi şairin haykırışı, feryadı yıllarca sürüyor. Şimdi baktım ben şeyin kitabına baktım Yusuf Bilge'nin. Şehitler Hıyabında, Hıyabanında Karanfil derlemesi dizelerindeki şanlı Bakü direnişi. Sovyetler biliyorsun tanklarla girdiler oraya. Evet. Onu anlatmış. Bakü'yü görmedi bile şey. Yusuf Bey. En büyük özlemi de Türkistan'ı görmekti. Nurlar içinde yapsın. Görmedi. Sonra Kuzey Afganistan'daki Kandahar, Kandahar dağlarında laleler açar diye Afganistan'daki Müslümanların, Türklerin ızdırabını geçiyor. Çünkü o kadar uzun bir savaş yaşandı ki halen de yaşanıyor. Orada laleler açmasının özlemi içerisinde. Efendim. Evet. Sonra lalelerin ana vatanı. Evet, çünkü o zamanki Türklerin de kahramanı Azat Bey. Azat Bey Kerim'i, Azat Bey Kerim'i bunu not etmiş, şiirini yazmış. Bu kitabında var o. Azat Bey Kerim'inin. Başka ne? Kafkasya kahramanı Osman Batur. Sovyet emperyalizmine, Rus emperyalizmine karşı baş kaldıran, isyan eden biri. Bunu aynı dönemde yaşamamış şair. Efendim, ama o ızdırabı içinde hissediyor. Yani şair, sanatçı olmak böyle bir şey. Bir de Kerkük ezgisi var yine o kitabında. O Kerkük'te öldürülen Türkleri anlatır. Kerkük katliamını anlatır. Şimdi Türk'ün ızdırabıyla yaşıyor Yusuf Bilge. Türk'ün mutluluğuyla mutlu oluyor. Acılarıyla efendim ızdırap içinde kavrulup duruyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir insan, böyle bir şair. Peki Yusuf Bilge'de Mehmet Akif'i buluruz da başka şairleri bulabilir. Buluruz. Neyi buluruz? Mehmet Emin Yurdakul'u buluruz mesela. Başka Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu buluruz. Yahya Kemal'i buluruz. Sezai Karakoç'u. Özellikle Ömer Seyfettin'i buluruz. Ahmet Haşim'i bulamayız. Abdülhak Hamid'i bulamayız. Onlar da Türk şiirinin hep önemli mihenk taşları olan şairler ama Abdülhamit biliyorsun efendim karısı vefat edince Makbeli'yi yazmış bir şair. Müthiş bir şiir Abdülhak o da. Hamit, ha. Evet. Ama o bir aşk şairi diyelim. Ahmet evet. Haşim Karanfil'le müthiş bir merdivenleri çıktı. Maruf bir evet. Şair. Ama o duygular Yusuf Bilge'de yok. Yusuf Bilge'nin şeyleri... Onların kahramanlık şiirleri yok. Evet. Yani şimdi başka? Peki Türkiye'deki bu sanatçılar var da şeyde diyelim ki nereden efendim? Azerbaycan'da o çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına şairi var ya Ahmet Cevat. Bu da var. Yusuf Bilge'nin şiirinde bunlar da var. Başka? Yine başka Hüseyin Cavit diye bir Azerbaycanlı şehidimiz var. Türk şairi. Bunu bulabilirsin. Bahtiyar Vahapzade'yi bulabiliriz. Yani hiç Türk dünyasından ayrılmamış. Kazakistan'dan Abay. Bir Abay'ın şiirini oku, bir Yusuf Bilge'nin şiirini oku. Ya bunlar aynı dönemi anlatıyorlar dersin. Yani sanatçı olmak, şair olmak böyle bir şey. Bir, hem aynı insanları anlatıyor, bir de dönemde de diyor, aralarında birçoklarıyla aralarında belki nesil bir farkı var. Fark var. Bir asır fark var. Evet. Nesil farkından. Kırgızistan'dan Cengiz Aytmatov var, Kolon Mamimov var. Şimdi onları da okuyorsun. Allah Allah diyorsun ya şey bunu tanır mıydı Yusuf Bilge? Tanımazdı. Ama içinde hissediyor. En yakın şey son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Hilmi Kıbrıs Efendi ve Osman Türkay. Yusuf Bilge'de bulursun bunları. Kıbrıs Türk'ün ızdıraplarını, mücadelesini hepsini anlatır. Dolayısıyla Yusuf Bilge'nin eserlerinde hep aynı endişe, aynı heyecan, aynı ızdırap, aynı şevk ve aşk var. Yusuf Bilge böyle bir şair. Şimdi Yusuf Bilge'yi ben de geç tanıdım. Allah rahmet eylesin. Amin, amin, amin.
İyi ki tanıdık yani, vefatından önce tanımış olduk. Tipoloji olarak da biraz Ebu'l-Fezz Elçi Bey'e benzetiyorum ben. Evet, doğru. Doğru, doğru. Böyle bir Türk tipi var, geleneksel bir Türk tipi var. Çok doğru, çok doğru. 15 tane eseri yayınladı. Tahmin ediyorum bunların evet, çoğu da o eserlerini burada vefatından sonra yayınlandı. Olalım. Onları okuyucularımıza da, evet, izleyicilerimize de gösterirseniz. Bu eserlerini onun aziz hatırasına Akıl Fikir Yayınları yayınlıyor. Evet. Fatma Hanım'a da buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu 2, 4, 6 tanesi burada evet, var ama evet, 15 yani, tane mi dediniz? 15 tane. Benim çantam o kadar aldı ancak. Eyvallah. Şimdi bu Ulu Çınar'ın türküsü orada var. Muhteşem bir Türk destanını içerir o. Yani bütün şiirleri topluyorsun, Turan ülkesinin resmini çizer. Evet. Efendim. Mistisizm ve gerçekçilik hakimdir bu kitapta. İkinci de bir başka kitabında da Taş Yazıt'tan Günümüze Uyan Türk Destanı kitabı. İslam ve Türk medeniyetinin izlerini bulursunuz. Evet. Sanki doktora çalışmış bu konuda. Sanki master yapmış efendim. Karaköke Aldıklarım Sorgulama ve Bir Mizah kitabı. Yani sanatçı sorgulayacak, teslim olmayacak. Tabii. Yusuf Bilge bunu yapıyor. Şair Eşref gibi, Neyzen Tevfik gibi, Arif Nihat Asya gibi, Şemsi Belli lezzetinde bir kitap bu. Efendim, öyle ki taşları, kayaları kıran, dağları parçalayan, asfaltın altını üstüne götüren konkasör mü de basarlar falan şey olarak gibi okuyucunun kafasının içindeki her şeyi karmakarışık ediyor. Allah nurlarda yatırsın. Ve düşünceleriniz paramparça olduğu için bu sorunlara eğilmek durumunda hissediyorsunuz kendisini. Böyle etkileyici bir yazar efendim. Ongun Avaz, yine orada örneğini gördük. Gerçekçilik, Ruh, Yüceltmek, Nefes ve Bir Ses kitabı. Bütün şiirleri öyle. Acı Soluk, Cinnet Müstatili bir eser. Necip Fazıl'ın öyle bir kitabı var biliyorsun, Cinnet evet, Müstatili diye. Bu onun şiiri. Yani insanlar düşündükçe ızdırabı artıyor, çözüm aramaya gayret ediyor, efendim kısmen deşarj olarak rahatlayabiliyor, kafanızdaki o karmaşık düşünceler yavaş yavaş dağılıyor, arayış içine giriyorsunuz, derman ve çare bulmaya çalışıyorsunuz. Bu kitap da bunu yapmış ve başarılı da olmuş bana göre. Bu eleştirilerde de mesela Şemsi Belli'nin bilmiyorum siz hatırlar mısınız, yaşınız müsait midir? Genç olmak da o bakımdan çok Şemsi çok iyi değil. Belli'nin Anayaso. Şemsi Anayaso Belli'nin şiiri vardı meşhur. Bütün kitaplarını ben okumuşumdur. Okumuşsundur. Hatta çok yani gençlik yıllarımıza denk geldi. O da bir enteresan bir insandır. Hatta bir kitabı benim çok ilgimi çekmişti. Böyle liselilerin hatıralarını anlattığı bir kitaptı. Şu anda adını hatırlayamıyorum. Böyle çevirip çevirip okuduğumu hatırlıyorum o yıllarda. Evet, müthiş bir adam. Allah rahmet eylesin. Hepsi vefat etti. Anayasa değişikliği sırasında 1965-67 falan o sıralarda anayaso diye. Yani bu anayasa değişikliğinin köylüye, köye, kente nasıl yansıyacak diye kara mizah bir şiir yazdı. Şey oldu o gençlerin arasında slogan halinde. Herkes birbirine o şiiri okumaya başladı. Böyle bir moda şey yaptı. Eksik Aynası kitabında da yergiler, yine şikayet, mazeret, itham bir arada. Aynı Çetin Altan'ın sütunun adı Şeytanın Gör Dediği diye bir sütunu vardı. Arif Nihat Asya'nın da çekirdeği vardı Yeni İstanbul Gazetesi'nde. İşte Şemsi Belli'nin de ona yasası. Ona benzer bir çalışma bu da. Müthiş yergileri var. Müthiş eleştirileri var. Kendi açısından çok güzel ve bugüne de yansıyan değerlendirmeleri vardı. Bağdat Kapısı'nda Osmanlı Kilidi. Selman-ı Pak Zaferi. Selman-ı Pak Zaferi. Posoflu Aşık Üzeyir Fakiri'nin Kafkasya'daki kayıp ve çözümlerini anlatan Ahıska bir gül idi, bir ehli dil idi, gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a
İstanbul'un kilidi gitti. O ızdırabı tabii ki Ağustos'a şey yapınca halk şairleri bunları dile getiriyor. Yusuf Bilge de Osmanlı'nın son zaferi Haluk Kutpaşa'nın Kutud Amare destanını öyle yorumluyor. Son zafer biliyorsunuz. Bunda da İlber Ortaylı, Yılmaz Öztüne, İsmail Hakkı Danışment gibi böyle bir tarih şeyi var. Arka planı var, detayı var. Evet. Okuduğunuz zaman Allah Allah bu adam tarihçi mi falan diyeceksiniz. Zaten bütün bunları yazarken tarihi bilmese bunları yazamaz. Mümkün de değil. Yani Sila boyutu ödüllü bir çalışma. Mecnun'unu bekleyen bir Leyla kitabı o. Aşk üzerine, sevgi üzerine yaklaşmış. Zorluklar ve sabır efendim. Okuyunca da aşık olmak istiyor insan. Yaşı ne olursa olsun. Ben Aziz Nesin'le tanışmıştım da Ankara'da Milli Kütüphane'de bir toplantıya gelmişti. 70'i geçiyordu ya. 70 yaşına ben aşık oldum arkadaşlar falan diyordu o yakınlarına. Yani aşk böyle bir şey, duygu böyle bir şey. Yaş falan dinlemez. Hangi kültürde olursanız, hangi yaş grubunda olursanız olun, aşk farklı, sevgi başka, farklı, merhamet farklı bir şey. Yani onun için bu Sıla boyutunu ben çok keyifle okudum, halen de okuyorum. Güzdağından Esinler adlı bir kitabı daha var, orada göreceksiniz. Okura bir vefa, bir gönül borcu yapıyor. Sanatçı muhasebeyi öne çıkarıyor. Vicdan muhasebesi gibi. Ne yaptık, ne yapmamız lazımdı, nerede tıkandık, nerede efendim eksiğimiz var. Bu çok önemli bir şey. Evet. En büyük sıkıntımız bu. Yusuf Bilge bunu başarıyor. Ama diyeceksin ki yani bu nereden kaynıyor? Birincisi devlette çalışmış, devleti tanıyor. Sonra kendisi hayatın içine girmiş, özel sektörü tanıyor. Bu çok önemli bir şey esasında. Onun içinde bu arayışları ve çözümleri bulmakta rahatlığı var, kolaylığı var efendim. Bir başka eseri Güzdağından Esinler. Okura bir vefa, bir gönül borcu yapıyor sanatçı. Muhasebeyi öne çıkartıyor. Keşke herkes bu muhasebeyi, bu vicdan muhasebecisini özellikle İslamcı siyasiler ve efendim politikacılar yapabilseler. Bunu yapmak, herkesin yapması lazım. Kalemin Burcu'nda Denemeler kitabında makaleleri var. Güzel şey. Şairlerimizi, sanatçılarımızı değerlendiren bir kitaptır bu. Dil, üslup, akıcılığı, güzel Türkçemizi kullanması fevkalede 10 üzerinden 10 bir çalışma. Efendim, talebelere bile güzel Türkçe olarak bu eseri şey yapabiliriz. İki Deniz Bircesi diye bir kitabı da var. Bu da bir aşka çağrı kitabı. Ya bu aşk müthiş bir şey. Bu sevgi, bu muhabbet müthiş bir olay. Öyle güzel anlatır ki. Hani merhum İsmail insan mühendisi derdik. Fethi Gemuhluoğlu. Efendim, bu eseri görse emin ol çok mutlu olacaktı. Çünkü o herkese sorardı bizim nesilde. Hiç aşık oldun mu diye. Efendim, hatta bazı arkadaşlarımız da utanır. Estağfurullah abi biz namussuz muyuz falan. Yani telakki öyleydi. Evet. Yani aşık olmak bir terakkidir ya. Bir o gençlere kabuğunu kırdırmak için söylenen yani, bir sözdü. Aynen öyle. Gönül yazgısında efendim şiire sığınmak için yazılmış. Yani sorunu çözülemiyor artık. Problemler artıyor. Efendim vicdan muhasebesini yapıyor ama yine de netice alamayınca şiire sığınıyor. Sezgileri ve anlatıları birer kurşun gibi sizin de yüreğinizi etkiliyor. Hani denir ya, deveyi düz öldürür, sürmeyi göz öldürür. İyiydi, kılıç kesmez, bir kötü söz öldürür. Yani burada da böyle bir çalışma. Kimin nasıl öleceği, efendim işte deveyi düz öldürüyor, o yokuş çıkacak. Biz yokuşu çıktık ama düzde öldük maalesef. Düzde öldük. Yani böyle bir ikilemimiz var kendi içimizde. Beni en çok etkileyen eserlerden bir de Karbeyaz'a yolculuktu. Efendim her bölümünde bitirdiğim, hatta o gün yaz, bir yaz günüydü, havuz başında serinliyordum. Efendim kendisine telefon açtım, ya bu şiirde şöyle anlatmışsın, doğru anladın mı? Evet abi, efendim vesaire. Böyle bir ateş yaktı içimi. Sanatçı bu eserinde özetle diyor ki, yaşa ve yaşat diyor. Yani yaşamayı ihmal etmeyeceksin. Ve aynı zamanda da yaşatacaksın.
iltifat ve yergiyi de yan yana yürütüyor. Yani değerlendirmeyi de yap. Yani yaşarken hep böyle kolaycılığa kaçma. Siz hangisinde duruyorsanız oraya parmak basmıyor. Andaç bir ufuk kitabı. Size ufuk açıyor. Bu esere çok ihtiyacımız var. Toplumun ihtiyacı var, gençlerin ihtiyacı var. Yani o özellikle iş bulamayan gençlerimizin andacı okuması lazım. Şeyini bir motivasyon kazanırlar, bir murat, bir moral kazanırlar, bir yüreklenirler, hayata küsmezler. Bu hayat bizim için çünkü. Yaşamaya değer her tarafta da. Özellikle aşk, insan, sevgi, emanet, kimlik ve tefekkür için yazılmış bir kitap. Okuyucu kabiliyeti nispetinde bundan etkileniyor. Yani yoksa bunu okudu da ille böyle olacak anlamı taşımıyor. Merhum bu eserleri böyle yazmış. Ben çok mutlu oldum. Eyvallah. Onu tanımaktan. Keşke efendim yaşadığı dönemde de bu alakayı, bu değerlendirmeleri, yorumları görseydi. Ama maalesef biz de insanlar öldükten sonra kıymete geçiyor. Evet, şairler ve ressamlar genelde öyle oluyor. Evet, ama yazık tabii ki. Böyle şairlerimiz var. Bir şair eğer toplumun acısını yüreğinde hissetmiyorsa onda bir eksiklik vardır. Zaten onun şiiri de insanların yüreğine dokunmaz. Dolayısıyla da bir itibar görmez. Evet. Sonra bir toplantı yaptık da biz Yusuf Bilge için Türk Edebiyat Vakfı'nda. Kız çocuklara da gelmişti toplantıya. Kızının bir tanesi demez mi? Babam zaman zaman hem bize efendim çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına şarkısını söylerdi hem de söyletirdi. Şimdi bu işte çocuklarına bırakılan bir miras. Evet. Bak çocuklar öyle etkilenmiş ki belki o söylendiği gün o kadar onları şey yapmamıştı, sarmalamamıştı ama bugün çocuklar onu fark ediyorlar. İşte o çocukları yetiştirirken sizin vereceğiniz o şuur çok önemli. Ben Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini benim çocuklarım daha ilkokul 1'e giderken çıkartırdım yemek masasının üstüne bağıra bağıra okuyun derdim. Ya. Yani ne güzel o, bir şiir. O anda anlamayabilirler ama o kulaklarına yer etti. Yani hala onu hatırlarlar. Bunlar bizim için çok önemli. Eğer olmazsa Ziya Gökalp'in dediği gibi Kırım'da, Kazan'da neler oldu? Kırım, Kazan heder oldu. Türkistan'da neler oldu? İşitmedi kulağımız der dururuz. Aynen öyle. Yani şiir önemli. Bu tabii ki şiirin şiiri yazanın şair olması için toplumun ızdıraplarını da duyması gerekir. Yani onda bazı şeyleri biz bulabilmeliyiz. Mesela Cumhuriyet döneminin şairleri var, şiirleri var, romanları var, hikayeleri falan var. Yani bir Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuş'un okuduğunuz zaman siz o dönemi anlarsınız. Öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Hatta bir taşrada, bir kasabada. Evet. Bir efendim Fahri Rıfkı'yı okuduğunuz zaman Çankaya'da, Ankara ve Yakup Kadri'yi Kara Osmanoğlu okuduğunuz zaman o dönemde ki Ankara'yı ve Çankaya'yı çok iyi rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi bu bakımdan fikir emekçilerinin dönemini çok iyi anlaması lazım. Bunun için de iyi algılamaları gerekir. Bu itiraflar değil bunlar. Bunlar aynı zamanda not edilmiş haberler, bilgilerdir, belgelerdir. Bir döneme aittir. Tarihe şimdi, düşülen notlar. Evet, biz halen efendim tarihimizde elbette iftihar edeceğiz ama iyi ki o dönemde şeyler var, vakanüvisler kaydetmişler, efendim tarihçiler kaleme almışlar, müthiş bir arşiv tutulmuş. Bugün Osmanlı arşivi, eskiden Osmanlı arşiviydi, Başbakanlık Osmanlı arşivi. Şimdi değişti mi bilmiyorum ismi.
Yani devlet arşivleri olarak. Devlet arşivi olarak kalmıştır. Şimdi oradaki arşivleri görüyorsunuz ki o dönemin bütün münevverleri, aydınları ya not tutmuş, ya yazı kalemi almış veya kitabını yazmış. Dalı ne olursa olsun, tıp kitaplarımız da öyle inanın. Efendim, coğrafya kitaplarımız da öyle. Bir Faik Sabri Duran'ın kitaplarını biz 50'li yıllarda okulda, ortaokulda okuduk bu kitapları ya. Şimdiki fikir emekçilerinin de bunları çok önemsemesi ve günlük not mu tutar yoksa birikimiyle bunları değerlendirir mi? Bu eksikliğimizin de mutlaka giderilmesi lazım. İşte bu eksikliğimizi maalesef Şehir ve Kültür gideriyor. Gidermeye çalışıyor efendim. Yani aslında bu da tek başına mücadele ettiği için keşke yani 10 tane şehir kültürümüz çok olsa. Çok şükür bize destek olan yazarlarım, sizler gibi yazarlarımız var. O olmazsa zaten bu işler olmaz. Allah razı olsun, kalemleriyle bize destek olan yazarlarımıza şükranlarımızı borçluyuz. Şimdi tabii zamanla burada yazmak isteyenlerin sayısı artıyor. Arttıkça da biz bu sefer şey yapıyoruz, yani zorluk çekiyoruz. Sayfa sayımız yeterli tabii değil. Sayfa arttıramıyorsunuz. Tam tersine kısıtlama yapmak zorundasınız. Fiyatlar, bir yılda fiyatlar 1 lira 3 lira oldu. Ya. Maliyet aynı. Ya. Yani ama kaliteden ondan tasarımdan ödün vermiyoruz. Hiç evet. Ödün vermedi. Üstelik öyle ona destek olacak reklamı, ilanı falan da yeterli maalesef, değil. Maalesef. Aşırı derecede az. Keşke daha fazla olsa, keşke imkanlar ve kaynaklar, kadrolar daha geniş tutulsa, bunları efendim Türk dünyasına tercüme ederek yollayabilsek, buna evet. ihtiyacı var. Ben mesela Özbekistan yazı dizimizi yolladım. Özbekistan'da bunlar değişik dergi ve gazetelerde tercüme edildi. Onlar da Türkiye'deki yazarlar, şairler, dergiler, medya bizimle ilgileniyor diye moral buldular. Üniversite hocaları da öyle. Ne kadar önemli. Evet. Bu çok önemli. Yani sadece okunanlar, yazılanlar, efendim çalışmalarımız burada kalmamalı. Bunları önce kendi coğrafyamıza, komşularımıza, sonra Türk dünyasına doğru, Balkanlara doğru açmak durumundayız. Biz şeyi bilemiyoruz efendim. Mesela Balkanlardaki Türkçenin nasıl ayakta durduğunu bilemiyoruz. Doktor Fatma Hoçin hanımefendi, üniversitede hoca, kendisi bizim dostumuzdur. Bir video çekip yollamıştı bana. Efendim, 23 Nisan'da efendim okullarda, Türk okullarında, oradaki Türk okullarında Türkçe şiirler okuyarak onu yaşatmaya çalışmışlar. Türkçe şiirler okuyarak. Çünkü orada eğitim sadece Türkçe değil, işte Mekodon dilinde oluyor, Arnavutça'da evet. oluyor vesaire de oluyor. O çocukların sevinç çığlıklarını efendim Burdur'da üniversitedeki bir sempozyumda dedik, aman bunu herkes görsün. Bu konuştuğumuz Türkçenin kıymetini bilin. Oradaki şeyler yılda bir defa 23 Nisan çocuklar şiir okuyarak o Türkçe heyecanını yaşarken, tabii ki evlerinde Türkçe konuşuyorlar ama yeterli değil, kafi değil. Evet. Çünkü okulun resmi dili Türkçe değil. Benzer bir hikayeyi de anlatayım abi. Bundan 10 sene kadar önceydi. Kırım'da yine bir programa gitmiştik. Orada bir gün bizi işte Bahçesaray'ın bir büyük bir salonuna bir program var diye götürdüler. Konser var dediler. Ben orada o konserin kime ait olduğunu öğrenebildim. Zehra Bekirova, Allah rahmet eylesin Aynen. kendisine. 100. yaş günü için orada bir konser ve anma töreni yapıldı. Zehra Bekirova yılcı, yani türkücü. Şimdi 1944 sürgününü yaşamış bir sanatçı. 1944 sürgününde Özbekistan'a, işte oranın hangi şehrine gittiyse
oraya sürgüne gitmiş. Biliyorsunuz o sürgüne giden Müslüman Türkler, Kırım Türkleri, Türkçe konuşmaları, Tatarca konuşmaları yasak. Kur'an okumaları yasak. Yani dinli yaşamaları yasak. Her türlü şey altında, eziyet altında. Evlerinde bile baskın yapıp Türkçe konuşanları götürüyorlar. Bunları biliyoruz. Fakat buna rağmen bir mücadele gerekiyor. İşte bu Zehra Hanım, türkücü, müthiş bir şey yapıyor. Köy köy dolaşıyor, çocuklara o Tatar türkülerini öğretiyor. Türkülerle dili yaşatıyor. Ya. Okulda ya. Dediğiniz gibi Rusça okuyorlar ama türkülerle dili yaşatıyor. Bu da ne kadar önemli. Ya. Şiirle türkünün Türkçe hakikaten birbiriyle iç içe geçmiş bir durumu var. Benim çok hoşuma giden bir şiir var. Dilerseniz bununla bitirelim. Sonra da size bir son sözünüzü alalım. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun müthiş bir şiiri. Hepsini okumayacağım ama türküler dolusu diye. Kirazın derisinin altında kiraz, narın içinde nar. Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Canıma ciğerime dek işlemiş, canıma ciğerime sapına kadar. Elma dalından uzağa düşmez, ne yana gitsem nafile. Memleketin hali gözümden gitmez. Binbir yerimden bağlanmışım, bundan ötesine aklım ermez. Yerliyim yerli olmasına, ilmik ilmik damar damar yerliyim. Bir dilim Trabzon peyniri, bir avuç tiftik, bir çimdik çavdar, bir tutam şile bezi gibi. Bunlar o kadar sahici, onlar o kadar gerçek. İnsancasına, erkekçesine, bana bir bardak su dercesine, bir türkü söylemeden gidersem yanarım. Ah bu türküler, türkülerimiz, ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla, köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Ah bu türküler, köy türküleri, dilimizin tuzu biberi. Memleket ahvalini onlardan sor, kitaplarda değil, türkülerde ara yemeni. Öleni kalanı gidip gelmeyeni, ben türkülerden aldım haberi. Ah bu türküler, köy türküleri. Mis gibi insan kokar, mis gibi toprak. Hilesiz, hurdasız, çırılçıplak. Dişisi dişi, erkeği erkek. Kaşı kaş, gözü göz, yarası yara. Bıçağı bıçak. Ah bu türküler, köy türküleri. Karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi, kiminin rayhasından vazgeçilmez, kimi zehir gibi, zemberek gibi. Ah bu türküler, köy türküleri. Olgun bir karpuz gibi yaralar içim. Kan damlar ucundan, mürekkep değil. İşte söz, işte ses, işte biçim. Uzun kavak, gıcım gıcım gıcılar. İliklerine kadar işlemiş sızı. Artık iflah olmaz bu kavak ağacı. Bu türkünün yüreğinde sancı var. Ah bu türküler, köy türküleri. Ne düzeni belli, ne yazanı. Altlarında imza yok ama içlerinde yürek var. Cennet misali sevişen, cehennemler gibi dövüşen, bir çocuk gibi gülüp mağaralar gibi inleyen, nasıl unutur, nasıl ömründe bir defa Kazım'ın türküsünü dinleyen diyor. Aynen öyle. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Evet. Müthiş bir şiir. Tabii ki bu türküler şiirlerin söyleniş biçimi aslında. Bizim toprağımızda bu böyle. Biz bazı mesela ben İstanbulluyum. Eşim Giresun Eynesil'den. Bazen onun halası gelirdi. Köyde okuma yazması yani ilkokulu bitirmiş ama yaşlı. Hatta geçenlerde birkaç ay oldu vefat etti. Şiir yazıyor. Müthiş şiirler yazıyor. Yani derdini şiirle anlatıyor. Bu ne kadar önemli bir şey. Derdini, bir şeyi şiire döküp yani o manzum şekilde anlatabilmek. Bizim hayatımızda hep bu var.
şiirle başladık. Şiirin evet, özellikleriyle evet, de evet, evet, böyle evet, bitirelim. Dolayısıyla işte Yusuf Bilge bir Türk coğrafyasını, Türk tarihini nasıl şiirlerle anlatabiliyorsa, anlatıyorsa birçok şairimizde bunu görüyoruz. Bir de ne kadar sıkışık dönemlerde bu şairler ortaya çıkıyor. Yani çileli dönemlerde o şairler çıkıyor. Mehmet Akif böyle, Necip Fazıl böyle, o çileleri çektikçe şair olgunlaşıyor. Yani o dönemde yaşayan bütün insanları böyle, bir enteresan bir şeydir. Belli dönemlerin insanları, yani mesela Mehmet Akif gibi, o bundan bir asır önce yaşamış insanlar, o dönemlerde coğrafyası neresi olursa olsun dünyanın öbür ucuyla alakası var, ilgisi var. Yani ya gitmiş ya irtibat var. Nasıl oluyor? Yani bir ulaşım imkanı yok, internet yok veya işte televizyon yok, belki radyo yok, uçak yok, bir şey yok. Ama bu insanlar birbirleriyle irtibat kuruyorlar. Evet. Bu bir sanatın da bir gücü, şiirin de bir gücü, edebiyatın da gücü aslında. Ve bu gücü bilen her devrin yöneticileri de bunlara karşı bir mücadele içinde oluyorlar. Çünkü sanatçı biraz aykırı oluyor, protest oluyor. Yani Niyazi Mısri'yi mesela ben müthiş o vezinleriyle beğenirim, hayran kalırım. Ve bildiğim birkaç beytini de önemli öğrencilere okurum. Çünkü bana lisede edebiyat öğretmenim bir gün sınıfa girdi. Hala yaşıyor, Allah uzun ömür versin. Şöyle dedi. Çok enteresan bir şeyi var, şiiri var. Oradan bir beyit okudu. Şu anda hatırlayamayacağım. Ama Niyazi Mısri'yi bu açıdan severim. Onun gibi bu tarz böyle aykırı şairleri de severim. Bir gün Latin Amerika'ya gitmiştim. Şili'de Pablo Neruda'nın evine gittim. Ne güzel. Müze yapmışlar. Tabii. Pablo Neruda'nın. Bizde evi. Akif'in halen müzesi yok. Yok işte, yani örnek olsun diye söylüyorum. Adam orada Nazım Hikmet'le görüşmüş. Orada müzede onunla ilgili bir şeyi var. Yani dünyanın bir tarafından, bir tarafında işte kendi jargonunda diyelim, o tabiri kullanalım bir ifadeyle ondan bahsediyor. Yani şairler ölmez. Bunu eserleriyle, slogan gibi ama doğru da, şiirleriyle evet, yaşarlar. Abicim biraz uzattık programı ama şeref verdiniz programımıza. Şeref aldım. Son söyleyeceğiniz bir söz var. Sanki böyle son sözünü söyleten gibi oluyor ama. Evet, bugünkü son sözümüzü evet, söyleyelim. Şunu söylerim. Bu Üsküdar Üniversitesi televizyonu olduğu için özellikle gençlere bir mesajım olacak. Birincisi şu, mutlaka mesleklerinde iddialı olmaları lazım. Yani hukukçuysa en iyi hukukçu benim. Hekimse en iyi hekim benim. Edebiyatçıysa en iyi edebiyatçıyım diyebilmeliler. Sonra iki dil bilmeli gençlerimiz. Bir doğu dili, bir batı dili. Doğu deyince hemen Arapça, batı deyince İngilizce akıllara geliyor. Bunların dışında çok diller var. Üçüncüsü, yurt dışında bir tecrübe kazanmaları gerekir gençlerimizin üniversiteden mezun olduktan sonra. Özür dilerim, şuna bir ilave yapayım. Ama ana dili Türkçeyi en iyi bilmeleri lazım. Tabii ki, tabii ki. Türkçe lokomotif. Türkçe lokomotif. Bunun dışında efendim okumaları, her görüşü bilmeleri, analitik düşünceye sahip olmaları gerekir ki başarılı kalıcı olsun. Yoksa efendim bizim dönemimizde doktor arkadaşlarımız mezun olur, Anadolu'ya giderlerdi. Ne
yayınları takip ederlerdi. Meslek kuruluşlarıyla irtibatları vardı. İşte onlara biz aspirinci doktor derdik. Her gelen hastaya aspirin yazardı falan. Öyle şakalaşırdık kendi aramızda. Dolayısıyla kendi mesleklerinde iddialı olmaları lazım. Yabancı dil iki tane bilmeleri gerekir. Efendim dünyayı ve bilgi akışlarını iyi öğrenmeleri gerekir. Ve lokomotif Türkçeyi de ihmal etmemeleri ve yüksek sesle şiir okumaları. Her gün en az işte 5 dakika, 10 dakika sevdiği bir şairi yüksek sesle okumaları da onların Türkçelerini güzelleştirir. Eyvallah. Abi tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Üsküdar Üniversitesi televizyonunda Bir Şehir ve Kültür Sohbetleri programımız burada sona erdi. Mutlaka istifade etmişsinizdir, edeceğinizi umuyorum. Ve Mehmet Cemal Çiftçi Güzeli dostumuza, ağabeyimize de katılımı için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve yeni bir programla tekrar beraber olacağız. Hoşça bakın zatınıza.